sohbet. Ve Team Turkality ile Dark Passage arasındaki karşılaşmada seçim yasaklama ekranına doğru geçiyoruz. Bakalım TT dersine ne kadar iyi çalışmış. Ya Dark Passage tarafında bu arada her zaman şunu da söylememiz lazım. Onları iyi bir takım yapan şey gerçekten iyi bir organizasyon da olmaları aynı zamanda. Çünkü bu takım daha önce de büyük oyuncularını kaybetti ama belki de tarihlerinde ilk defa ligin en iyi 3 ya da 4 kadrosundan biri olmayarak sezona giriyorlar. Evet. Yani eskiden ligin en iyi ikinci kadrosu olduğu dönemler olmuştu. Ligin en iyi kadrosu olduğu dönemler sayılarak bitmez. Ama şu anda gerçekten kendilerinden çok daha iyi kadrolar var. Dark Passage belki de asıl sınavı şimdi verecek ve bu sınavda Crystal ve Elvin'den rolü çok çok büyük. Çok büyük. Burada lider olmaları gerekiyor. Crystal zaten ben lider potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani yayınlarını vesaire izliyorum. Ve yani hakikaten izlemekten keyif aldığım bir oyuncu. Bağırmaz, çağırmaz. Hani rage'lemez. Kimse gibi küfür etmez. Karakter müthiş bir oyuncu. Çok düzgün bir adam. Hakikaten çocuk demeyeceğim, adam gibi adam. Ama vadi içerisinde bu yetmeyebilir, birazcık daha lider yönünü ortaya çıkarması gerekiyor. Ya açıkçası ben de bu anıyı her seferinde anlatıyorum. Geçtiğimiz sene Narun'un olmadığı dönemde kaybetmek üzere oldukları bir karşılaşmada müthiş bir geri dönüş sağlamışlardı. Bir baron noktasında Elvin barona gelip gelmiyor konusunda biraz abi gelsen mi alırım işte canımız az falan Hecarim oynuyordu. Crystal gel dedi. Ama ben de gittim barona yani. Yani öyle bir ses. Gel. Belki de o ses tonunu kullanması gerekecek Crystal'ın ve yasaklamalar yavaş yavaş sonuna doğru geliyor. Trundle, Bard ve Lulu geldi Team Turkality'den. Yasaklama olarak. Diğer taraftan Gangplank ve Ryze. Yani TT tarafında aslında birazcık daha hedef yasaklama gibi görünüyor Lulu haricinde. Dark Passage'da da daha genel şampiyonlar yasaklıyor. Genel OP'lere yöneldiler. Bakalım son tercih bir nişancıdan yana olacak mı? Nişancı özellikle bir ormancıdan yana oldu. Kindred görüyoruz bu noktada. Bakalım Graves yine tercih edecek mi? Reach daha böyle farklı. Çok erken seçti. Tam bunu söyleyecektim. Reach'e dikkat. Rek'Sai alacak diyecektim ve Poppy olacaktım. Olamadım ne yazık ki. Müthiş Rek'Sai'si var. Spoiler. 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 Veremedim. %100'e yakın bir orandan bahsediyoruz. Ne gelmiş? %100'e yakın. Hatta belki de %100 oynayayım. Arkadaşlar main'i hani geçen sene TD'ye geldiğinde Lee Sin Konzizan'da böyle bir gelmişti. Sonra bütün sezon boyunca adama yasaklanmıştı ya. Ya ilk geldiği gün 4 tane isek attı bir maçta. Aynen. Sonra da yavaş yavaş sahneden kayboldu. Bir tanesinde şey çapraz bulmaca gibi attı bu arada. Ya kimse anlamadı orada nasıl bir isek attı. Totem, ses dalgasını takip et. Koruma içgüdüsü, totem motem derken. Aynen. Kafalar yandı orada. Şimdi Zek gelir mi? Zek'i gördük. Dün özellikle Spirit'in ellerinde. Evet. İki gündür daha doğrusu görüyoruz. Bir tanesinde iyi, diğerinde çok da iyi olmayan sonuç ama verdi. Ama takımına uydu ikincisinde sanki evet. Biraz. Takım birazcık Olaf üzerinden iyi bir dönem geçirmediği için şimdi Lissandra artı Zek yani savaşı başlatmak için yeterli bir potansiyelleri olacak ama Alistar'da karar kıldılar. Diğer tarafta bunlar üzerinde duruyor şu an Fencer. Yok o bunlar üzerinde değil Longbin'in başka bir ajandası var şu anda. Şampiyondan isim yazma. Sirdar ismini eklemesi yetmemiş bir de şampiyon isminden yazarak herkese gerekli bilgilendirme yaptı ve kaş hareketiyle de hareket serisini tamamladı Longbi. Bomba combo. Brown Misfortune. Misfortune'da gelebileceğini düşünmüştük. Son maça kısmetmiş. Evet. Eskisi kadar iyi değil. E yeteneği. Evet, ama hala kuvvetli. Koridorda acaba hangi yeteneği önden götürecek ki son dönemde konuşulan 6-1'den sonra konuşulan çifte vuruş yani Q yeteneğini önden götürmek. Özellikle pasifi rakibin üzerine verdikten sonra bir minyon üzerinden öldürerek rakibe çifte vuruş yaparsanız ses geliyor. Bildiğin. Güm diye ses geldi ben tanıklık ettim. Ya tabi birazcık da pozisyon almanızın zor oldu. Yani E yeteneği kadar kolay kullanılabilecek bir yetenek değil çifte vuruş. Evet. Ve tabi yanında Brown. Yani aslında Misfortune'a ulaşımı engelleyecek iki tane tercih var masada şimdiden. Misfortune iyi pozisyon alırsa, doğru ultiyi atarsa da değil, biz onu doğru pozisyon almasını sağlayalım, rakibin de ona gelmesini engelleyelim. Brown ve Rek'Sai'si olabilir bu. Ve Graves, Corki tercihi geldi Dark Passage adına. Zeytnot'un ellerinde Corki'nin ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ve orta koridorda bu kızı acaba bir Corki yani Naru gibi oynar mı? Yoksa Elvin yukarıda Corki oynar mı? Ya da Zeytnot yok abi ben Corki oynayacağım der mi? Böyle bir soru işareti var şu an. Burada Mundo'nun açıkta olduğu da bizim dikkatlerimizden de kaçtı. Şu anda evet. Doktor Mundo. Ama şu ana kadar yeterli değeri de görmedi açıkçası Mundo.
Evet, açık olduğu bir iki karşılaşmada da seçilmedi ama. Yalnız tank metasını geri mi getirecekler diye bakıyordum. Nispeten şu an tanklar, yani hakikaten Mundo'yu da düşünecek olursak, Yukarı Koridor Mundo'su yeterli kaynağı da aldıktan sonra ölmüyor ya. İki, hatta üç eşyayı bitirdikten sonra o Mundo'yu öldürmek çok 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 zor. Ya oyun sonunda tankların etkinliği tabii onlara karşı olan çözümler arttığı için azalıyor. Ama Mundo tanklar dahilinde çok özel bir yere sahip. Oyun sonuna bıraktığınızda artık hasar da verebiliyor. Eskiden Mundo'nun hasarından korkmuyordunuz. Kapatıyor, bildiğin kapatıyor. Mundo bırakın dolansın, hiç dokunmayın derdiniz. Ama şimdi artık hasarıyla da beraber Mundo uğraşılması gereken bir dert haline geldi. Yani mesela burada Corki'ye yapıştığı anda kolay kolay peşini bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Ve o E yeteneği hakikaten geçmişe göre çok çok büyük bir hasar kaynağı. O kafayı yediğiniz anda bir anda yeniden sorguluyorsunuz hayatı. Ben yavaş yavaş geri gideyim takım savaşta neymiş gibi kararlar verebiliyorsunuz. Şimdi denden bakalım orman rolü. Yani muhtemelen burada bir üst koridor tercihi ya da orta koridor tercihi de görebiliriz. Burada Elvin'i nereye göndermek istediklerine bağlı olarak, daha doğrusu Lissandra'yı. Üç nişancılı bir kompozisyon oluşturacaklar mı acaba? Orta koridor Ezreal'i olacağını zannetmiyorum. Aşağı koridor Ezreal'i, orta koridor Korkisi ve Orman Graves'i. Evet. Kuşatma yine oyunun ismi bu noktada. Kule oyunun ismi tamamen. Hemen tabii bu gündeme geldiğinde diğer tarafın minyon dalgası temizleme yeteneklerine bakıyoruz. Burada da Victor gibi bir silah var ellerinde. Gerekirse Miss Fortune'ın ultisi gibi bir silah var ellerinde. Ama şöyle bir gerçek var. Az önce Super Massive'in yapmış olduğu kompozisyonda hatırlarsan Beşiktaş'ın çok fazla savaş başlatacak, aradan çıkarabilecek potansiyeli vardı. Aynı potansiyeli ben TT'de şu an için görmüyorum. Evet, minyon dalgasını çok rahat bir şekilde temizleyecekler ama nereye kadar temizleyebilecekler? Kule altına sürekli atılacak her şey, yani burada işte otomatik saldırı olur. Yani buradan dürtüldükten sonra o kuleyi koruma şevkiniz, canınız kalacak mı? O bir soru işareti. Benzer bir şekilde Supermassive ile Dark Pass'i çalışmış ilk güne, sonuçları aynı mı olacak, farklı mı olacak onu hep beraber göreceğiz ama fazla nişancılı ve tabii ki nişancı metasındaki bu kompozisyonların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söylemek yanlış olmaz. Yalnız şu da var, harita rotasyonlarında evet oyunun başlarında ve ortalarına doğru bu kuşatmalar gerçek bir kabusa dönüşecek Team Turkalite adına ama iki tane ışınlanı olan şampiyonları var. Fencer ve Longbin'in ellerinde ışınlanı olacak. Yani Mundo ve Victor o savaşa herhangi bir yerinde dahil olabilecek konumdalar şu anda. İşte orada mesela bir Ahri gibi bir şampiyon olmaması can sıkıcı olabilir. Çünkü hatırlarsan Beşiktaş'ta Shen ve Rex'e içeri giriyordu. Bir kitle kontrolüyle çok kritik Caitlyn'i mesela yakalıyorlardı. Devamında Ahri'nin hasarı da düşürüyorlar. Şimdi Victor aynı görevi üstlenebilecek mi? O kadar mobil değil her şeyden önce. Victor birazcık daha toplu bir savaş bekliyor, onu gözlüyor olacak. Yani tek kişiyi yakalamak Victor'un spesiyalitesi değil. Hatta gelen Victor'u arka taraftaki tankları umursamayıp eğer Den'den kafayı koyup geri gönderirse Alistar'la, o zaman hasar konusunda da bayağı bir soru işareti oluşuyor. Ama şöyle bir gerçek var. Miss Fortune ultisi o alan etkili hasarı kötü pozisyona kalmış, kitle kontrolünden çıkamayacak iki nişancı için büyük tehdit ama neyse ki Corki ve Ezreal ikisi de mobil şampiyonlar. Hani bu noktada Graves de kendini eğer iyi konumlandırabilirse gerçekten sağlam bir yine kuşatma kompozisyonu diyebiliriz. Oyunun başında neler yapacaklarını ise göreceğiz. Çünkü yani Graves için açıkçası çok da elverişli bir koridor düzenine sahiptiler. Yukarı koridorda yani Lissandra belki gidip yavaşlatacak, yerine mi alacak Mundo'yu ama ne kadar hasarları yetecektir? Mundo oyunun başında birazcık daha zayıftır ama bir ziyaret, ikinci ziyarette takım arkadaşla yardımcı olursa o dönemi atlatabilir bir ihtimal. Diğer tarafta orta koridorda Corki'ye yardıma gitmek ne kadar mantıklı? Evet, belki Victor mobil bir şampiyon değil ama Corki'de bir kitle kontrolü olmaması, o özel teslimatı almadığı sürece böyle bir durum söz konusu olmadığı için belki de günün en sıkıntı yaşayacak Graves'i diyebiliriz. Çünkü şu ana kadar Graves performansları hiç fena
gözükmedi. Crystal'ın birazcık daha farklı bir şekilde bu şampiyon oynayacağını görebiliriz. Yalnız kendi ormanına da kapanıp sadece kendini minyon biçmeye adarsa, söylediğin gibi yani çok umut vermiyor baskın denemeleri. Her an Rek'Sai'nin rakip takımın ormanına bir şekilde bir sızdığını görebiliriz. Az önce Tom Balık'ın makarnadan da haber geldi. 17'de 17'ymiş. %100 derken Rek'Sai ile beraber. Dolayısıyla bu Rek'Sai'ye dikkat. Reach gerçekten iyi bir oyuncu mu göreceğiz ama umutlarımız yüksek. Ya söyle, iyi bir oyuncu diyebilirsin şu an ya yani. Adam deli gibi oynuyor. Beni konuşturma tamam, beni yani, şimdi. Yani beni konuşturma. Yani kendini geliştiriyorsun farkındayım. Herkes de farkında. Adam arkadaşlar deli oynuyor. Koreli nihayetinde en basitinden. Ama işte buraya geldiğin zaman her şey değişiyor. Yani az önce Lelouch'la da sohbet ediyorduk. O da çok iyi sonuçlar aldık scrimlerde ama burada istediğimiz gibi olmadı, beklediğimiz gibi olmadı. Hiç beklenmedik hareketler yaptık dedi. Dolayısıyla antrenman maçlarında çok iyi oynuyor olabilirsiniz. Tekli derecelerin kralı olabilirsiniz. Ama bu bilgisayarların başına oturunca, e-spor odalarına girince işler birazcık daha ciddiye biniyor. Bunu çok iyi bilen bir takım Dark Passage. Yine en az onlar kadar iyi bilen bir takım Team Turkality. Bakalım bu uzun soluklu aslında, bu da bizim en eski rekabetlerimizden de bir tanesi. Dark düşününce. Hatta 2014 senesinin Türkiye Büyük Finali eşleşmesi doğru de buydu. Bizim için çok mazisi olan bir eşleşme. Bakalım galip gelen kim olacak? Korelilerin etkisi mi yoksa DP'nin yeni transferleri? Şöyle unsurlar da işin içine giriyor. Şimdi çok iyi oyuncusunuzdur. Misalen düşünün Forgiven. Çok çabuk tilt oluyorsanız o size sıkıntı olarak geri döner. Yani burada tilt olup olmamaları. Mesela belki de tekli dereceli de bu çocuğun ormana çok fazla müdahale olmuyor. Çatı çatı ormanı gidip sonra koridora gelip baskın atıp skorunu alıyor. Ama burada az önce Trigil'in de söylemiş olduğu gibi Auspex'e her zaman orman için özel formüller hazırlıyor. Kendisi bir ormancı olduğu için aslında aynen, takıma etkisi çok büyük. Taktikler yapan bir çocuktan bahsediyoruz, koçtan bahsediyoruz. Yani bu noktada eğer rakibin ormanını rahatsız ederlerse, dengesini bozarlarsa Reach acaba tilt olup da performansı bir anda geriye düşebilir mi? Buna paralel olarak da yukarı koridorun Mundo'nun eğer koridor değişikliği gelmezse yardıma ihtiyacı olabilir. Mundo da dolaylı yoldan düşecektir. Merak ediyorum nasıl bir performans gösterecek oyunun bu döneminde ilk maçta Reach, çünkü çok büyük bir beklenti oluşturdum, kusura bakma. Ben kendi adıma çok büyük bir beklenti oluşturdum ve vadiye doğru iniyoruz. Team Turkality ile Dark Passage karşılaşıyor. Birinci haftanın birinci gününde son karşılaşmayı izliyoruz artık. Bakalım bu takımlardan hangisi ilk galibiyetine bu karşılaşmada ulaşmayı başaracak. Sihirdar Vadisi. Hemen koridor girişleri kontrol altına alındı. Bugün de aslında hikayenin adı birazcık oyunun başında pek diğer tarafın ormanına geçmek değil, kendi ormanını kontrol altına tutmak şeklinde gerçekleşti. Şimdi yalnız Brown, bakalım ilk ayağı Zeyn'i tutturdu mu? Hayır, Zeytnot'tan güzel bir yana adım geldi. Hı hı. Tabii ki beklediğimiz şekilde şu an için bir koridor değişikliği gözükmüyor ama her an bu durum farklılaşabilir. Alistar geri dönüyor. Bakalım geri dönüp ne yapacak, ne tarafa doğru? Yukarı doğru hareketlendi. Bir de Ezreal'da yürek geldiğine göre evet burada koridor değişikliği. Koridor değişimi hedefliyorlar. Hızlı bir şekilde kule alma yolunda ilerleyebilirler. Hele ki Ezreal varsa koridorda. Takım arkadaşlarının o saldırı hızını arttırdıktan sonra bu süreci çok daha hızlandırma, ivmesini arttırma durumu söz konusu. Bu arada olabilir. Değerlendirmediğimiz bir nokta daha var. O da Doktor Mundo'nun temel eşya setinin içerisinde çivili zırh olması. Karşı taraftaki 3 tane nişancıyı oldukça zorlayacak bir durum bu. Hatta Reach'in de çivili zırh almaması için hiçbir sebep yok esasında. Dolayısıyla rakip takımın hasarlarını kendilerine yöneltme konusunda oyun sonunda ciddi bir avantajları olur. Bu arada Denden ile Zeytnot Reach'i yakalamaya çalışıyor orada. Az önce konuştuğumuz Reach'in orman düzenini. Yani düzenini bozma noktasında mükemmel sıçrasını da almaya başardılar ve karşısında sadece bir tane tutuştur verdiler. Ve koridor değişimini engellediler. Engellediler. Süresini çok geciktirdiler. Bir de koridor değişimi olduğu için bu tutuştura zaten oyun başında ihtiyaçları olmayacak. Müthiş oyun. Müthiş oyun gerçekten DP'den. Beklentileri boşa çıkarmadan. Bu arada musibet ikizleri her iki tarafta da aslında Cork tarafında kullanılıp ekstra hasar veriyor Lucazi tarafında. Diğer tarafta ise Long B GNCM mi diyeyim buna, sen söyle. Long B desek daha iyi, öbürü biraz uzun olacak. Peki tamam, Long B sayesinde merak ettim bu arada uzun olacak derken. Bir söylemeyi denemek istiyor musun? Long B GNCM. Yok tamam, vazgeçtim şimdiden, vazgeçtim. Ama evet, gerçekten güzel bir oyun. Belki yani tecrübe bakımından
Yukarıda 1-2 tane minyon kaybettiler. Oradaki o minyon sayısı ne kadar eksildi tam göremedim. 1 veya 2 tane minyonun gitmiş olması lazım mantık olarak. Ama değdi mi? Bu arada Lucchesi'den agresif bir Walker'ı görüyoruz. Longbin'in üzerine doğru gitti. Longbin ama yani Viktor belki de rakibinin kendisinin üstüne gelmesini seven az sayılı kontrol büyücüsünden biri. Bu oyun konusunda ciddi soru işaretleri var. Soru işaretim var. Ya yakınlarda Rek'si olaydı? Ya gerçi Rek'si'nin şu anda pozisyonunu da görüyorsun. O kampı da temizliyor olabilirdi Rek'si. İşte. Ama oyun başında onu birazcık hani sakat bıraktılar ona güvenerek. Ezreal, Alistar ikilisi de hemen geri döndü ve alt koridora yollanıyorlar. Bu bir kovalamacaya dönüşecek gibi görünüyor. Kazze'li unit pek kovalayacak. Zaytnot'la Dem'den kaçacak gibi. Evet. Şimdi dediğin gibi öyle gözüküyor. Ve mavi güçlendirmeyi hala almadığını biliyor. Ve orada acaba bizimkini çalarlar mı diye gidip baktı. Unit pek ve takım arkadaşı evet burada mavi güçlendirmeyi gelip alabilirsin diye işareti verdi. Tabi Breach, o sıçramasın olmayışı baskın potansiyelini bayağı nötrlemiş, düşürmüş oldu. Diğer tarafta Crystal keyifli bir şekilde kampları biçerek dönüşünde hemen o avcı eşyasını yaptı ve haritada Rek'Sai'ye karşı aslında görüş bakımından büyük bir avantaj elde edecek. Şu da var yani Rek'Sai'nin evet söylediğimiz gibi baskın riskini azalttı. Aynı zamanda Reach'in rakip takımının ormanına girip Graves'e karşı yapmak isteyeceği bir oyunu da engellemiş oldu. Yalnız mavi güçlendirmenin olmamasını acaba avantaja çevirebilecekler mi? Victor'a verdiler. Yani ilk mavi güçlendirmenin orta koridora verildiğini çok sık görmeyiz. Ama bu noktada Longbin en çok nemalanan isim oldu böylece bu. Araba kaçtı, o kaçtı. O kaçmayacak gibi. Evet. En azından burada çizmeyi başardı. Ve 6 milyonluk bir fark var ama mavi güçlendirme dediğin gibi Lucchesi biraz canı sıkabilir derken Lucchesi hemen... Manası da yok. Lucchesi'nin dikkat etmesi lazım. Ya Lucchesi öyle bir oyun oynuyor ki tam ben Longbin'in yerinde olsam Crystal herhalde bir çalının orada beni bekliyor diye düşünürüm. Değil mi? Aynen. Yani blöfse çok güzel blöf. Yani beni yemliyor. Ya da ormancıyı buraya çağırıyor. Ama tabii bu kadar agresif olmasının karşılığında erken bir geri dönüş ama erken geri dönüşün karşılığında burada bir kırıltı. Oldu ki artık takaslar kendi lehine çok daha iyi gidebilir. Şimdi Kazze ile Unit Pack o rotasyondan ötürü bir minyon avantajı yakalamış durumdalar. Ve anladığım kadarıyla Dendel ile Zaytnot da artık bu kaçma oyununu pek sürdürmeyi düşünmüyorlar. Bu da Ezreal'a bu noktada çok ciddi bir dezavantaj anlamına gelecek. Çünkü minyon dalgasına yaklaşamıyor bile gördüğün gibi. Evet şu an hatta donmuş yapmasını engelliyor Kazze'nin. Yani herhangi bir şekilde takası... Düşünmeden Zeytut'un son vuruş yapması tabi bir noktaya kadar engelleyebilecekler. Miss World son dönemdeki oyun stilinden bahsedecek olursak tam bir koridor hanıması. Özellikle pasifini iyi kullandığı sürece minyondan şampiyona, şampiyondan minyona sektirdiği sürece takasları kazanması çok olası. Koridorun Renekton'u ya alt koridoru. Evet son dönemde öyle bir şey var. En azından ama AC şu an birazcık daha dengelendiği için takas yapma şansınız olabiliyor. Ki bu noktada Ezreal aslında bir sonraki geri dönüşünde eğer gözyaşını bitirirse hiç rakiple muhatap olmadan uzaktan sadece mistik atışlarıyla minyon kesmeye de devam edebilir. Yalnız bu Ezreal'ın tabi birazcık daha geç çevrimiçi olmasına yol açacak. Şimdi Reach oradaki pembe totemi gördü. Orada da Lucchesi'ye inanılmaz bir koruma kalkanı oluşturmuş durumdalar. İki tane ayrı ayrı pembe totem. Reach bakalım onu görebilecek mi? Reach onu da görüyor. Adeta yılbaşı geldi Reach için. Ama Longbin'in farklı hedefleri var. Yalnız şimdi arkadan Crystal geliyor. Lucchesi'den agresif bir Valkyrie. Yalnız Crystal orada ilk ani hasarı veremeyince yalnız ilk kan döküldü. Lucchesi tutuşturun da yardımıyla ilk kanı almayı başardı. Reach geri dönüş skorunu alıyor ama Lucchesi bence istediğine ulaştı. O kadar agresif, o kadar atarlı oynarken herhalde buna üzülmemiştir diye tahmin ediyorum. Ki bunu yaparken de Crystal'dan çok minimal derecede destek aldı derken hiç destek almamış. Asisti bile yok Crystal'ın bu skorda. Aynen öyle. Yani orada varlığını hissettirdi. Rakibin geriye yaslanmasına sebep verdi belki de. Ve Lucchesi burada tutuşturduğunda avantajıydı ki korkuyu tutuştur almak da tabii. adam bu, atarlı bu, arkadaş. Bu arada Mundo aslında birazcık. Belki de. Takımda iki tane tutuştur olmasının en önemli sebebi karşıdaki Mundo'nun oyun sonuna kalmasından korkuyor olmaları. Yani burada Sandra'nın eşya düzeninde aslında Morello'nun oluşu. Tabii geçmiş... Yani böyleydi. Yeni Lissandra'larda Morello evet. Çok görüyor muyuz Johnny? Yok görmüyoruz aslında. Daha çok asılık sopayı ilerleyip
hayatlarına devam edebiliyorlar. Ama şöyle bir şey var. Sonuçta ağır yara açan eşyalar artık nişancılar için olduğuna göre böyle de bir avantajı var. Nişan, 3 tane nişancıdan bir tanesi artık bir zahmet bunu yapsın. Bence. Yapmış. Yani. Bizim ona verecek paramız yok demesinler. Ve aşağıda bu sefer ittiren taraf Dark Passage oldu. Minyon farkı da birazcık yüksek, birazcık fazlaydı. Şu an birazcık daha dengelenmiş durumda. Bir minyon dalgası kadar fark oluşmuş durumda. Yalnız orada bir savaş görebiliriz. Nereye yaklaşıyor? Şimdi dendenin üzerinde bir tane daha ve sersemletmeyi başardılar. Şimdi Reach geliyor. Güzel yemlerlerse oradaki pembe totem sayesinde. Ama Zednot bu tuzağa düşmek için fazlasıyla tecrübeli bir oyuncu. Tabii bir de Rexen'in çığlığını duyduktan sonra az çok tahmin edebiliyorsunuz ne tarafta olabileceğini. Ormancı rotasyonu bildiğiniz için sonuçta az önce long bir mavi güçlendirmeyle koridora geldiğine göre bir sonraki çıkacak güçlendirme kırmızı. Ulti de gittiyse o ormanın içerisinde muhtemelen bu tarafta deyip uzatmadılar o muhabbeti ve olası bir tuzaktan kurtulmuş oldular. Orta koridorda direkt artık minyon dalganı ittirme üzerine gerçekleşiyor. Reach de aşağıya geldi. Klasik ama mükemmel bir Rex'i baskını görür müyüz şu an? Bekliyoruz heyecanlı ama hayır. Kule altına doğru gidecek. Tabii kule altına dalmak Alistair'a karşı çok mantıklı değil. Long benzer Bean'in... bir denemede bu arada Crystal'dan gelecekti ama Long o da vazgeçmiş. Daha doğrusu sıçraması olmadığını da söylemek lazım. Işınlanması var ve evet, duraklamaya giriyoruz. Tabii eşyalar konusunda bakıyorum arada çok büyük bir fark oluşturan bir durum var mı? Tabii orta koridorda birazcık daha avantajlı durumda olan Lucchesi'nin bir sonraki dönüşünde üçlü kuvvet bitirmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Naru da bugün aynı şeyi yapmaya çalışmıştı ve başarmıştı ama sonrası çok hayırlı olmamıştı kendisi için. Onun haricinde Ezreal bir sonraki dönüşünde yine Tanju'nun gözyaşlarını, hatta belki bu dönüş birazcık gecikti mi diye merak ediyorum, şunu yapabilir. Burada şu an Tanju'nun gözyaşlarını yapmadığı için o gözyaşlarından alacağı ekstra yüklerden vazgeçmiş oluyor. Ama sen bunu eğer gidip direkt mana veren yaparsan o zaman farkı bonuslu kapatabilirsin. Bonuslu. Ama sıkıntı şu, mana verenin en büyük avantajlarından birisi bol bol doldurmanızı sağlaması ama oyunun başı için size çok fazla bir istatistik vermiyor. Yani içerisinde bir kazma var ama başlangıçta sahip olabileceğiniz hasardan birazcık feragat ediyorsunuz gibi geliyor bana. Dolayısıyla hani Ezreal hazır senin de söylediğin bu kadar geride kalmışken ve geri dönmemişken dönüp de başka bir şey bitirse daha mı iyi olur? Bakalım. Ya, belki o pırıltıyı alabilir. Belki de pırıltı tercih edebilir. Ki burada bir pırıltı ve üzerine buzdoğan eldiven gelecektir diye tahmin ediyorum. Özellikle Rexy ve Mundo'ya karşı kovalayan şampiyona hızla kendi peşinden gelen şampiyon. Hatta Braum'a karşı etki yaratacaktır. Takım arkadaşlarının hayatını kurtarması konusunda etki yaratacaktır. Bunu bekleme katı almaz ama sıra olarak sanki mana verenin biraz daha önceliği olabilir diye düşünüyorum. Ya zaten şu an Dark Passage pek savaşmak isteyeceğini düşünmüyorum. Onların olayı birazcık da hani güç patlamalarını yakaladık. Bir üçlü kuvvettir. Bir mana verenin işte Muramana'ya dönüşmesi. İşte yukarıda Mutan Lisandr'ın yapacağı o asılık sopanın yüklerinin dolmasından sonra güç patlamalarıyla beraber bir kuşatma ve savaş arayışı olabilir. Ama şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Şu an TT'nin yapmış olduğu tercihler oyunun sonuna çok güçlü girecek tercihler. Yani düşündüğümüzde Miss Fortune olsun, Victor olsun, efendime söyleyeyim Mundo olsun bunlar oyunun sonunda devleşebilirler. O yüzden hani çantada keklik gibi bir durum söz konusu değil. Ya tabii bir yandan da Dark Passage'in de doğru rotasyonları yaparak boş bir koridor bulup oradaki kuleye yüklenmeyi deneyeceğini tahmin edebiliriz. Çünkü zaten 3 tane saldırı gücüne dayalı şampiyonla bu kompozisyon kule alma konusunda gerçekten çok çok iyi. Bir de şu an Crystal'ın çok büyük bir serbestliği var haritada. Hem yukarı koridor hem orta koridor sürekli rakibin tekli koridorlarını, solo koridorlarını kuleye doğru ittirdiği için harita devamlı onun avantajında. Bu arada oylama sonuçları da gelmiş. Siz izleyicilerimiz %60 oranla DP'nin kazanacağını, %60'ınız DP'nin kazanacağını düşünürken %40'ınız TT'nin kazanacağını düşünüyor. Lucchesi yine orada bir tuzak denemesi yaptı ama Reach bunun farkındaydı ve Lucchesi'yi oradan çıkarttı. Orta koridorda da yine çok agresif bir Walker. Yani yalnız şimdi karşısında tabii duş geldi. Lucchesi'nin üzerinde büyük bir hasar var. Reach birazcık geride kaldığı için ve sıçrası da olmadığı için orayı takip edemediler. Orta koridorların her ikisi de geri dönecek şu anda. Yani Lucchesi'nin hiç geri vitesi yok. Eğer bu mükemmel atlayışlarından bir tanesinde Reach orada olursa
Çok da mükemmel olmayacak o atlayış. Şahit olabiliriz buna. Bakalım. Ama yine de iyi bir görüşe sahip oldukları için, yani Rexen'in görüşünü aldıktan sonra bunu yapıyor, kabul edilir. Şimdi Zeytnot'tan iki kişiye tutan bir ulti geldi. Unit Vec'i de geriye dönmeye zorladı. Bu arada ne kadar para biriktirdi şu an Zeytnot? Bayağıdır dönmüyor. 2600 altını var. Şaka maka. Diğer tarafta Miss Fortune'da iyi para biriktirmiş tabii. O da... Muhtemelen mana veren olacak. Crystal... Denedi orada. Duvara çarptı direkt. Duvara çarptırıp ikinci tıkı da kullanmayı denedi ama başarılı olamadı. Sanıyorum menzil yetmedi orada. Şimdi Fencer kendi totemini koruyamadı. Mana veren geldi bu arada Ezreal'dan. Diğer tarafta Miss Fortune bir koridorda, daha doğrusu minyon dalgası daha ittirip o da muhtemelen cam biçen. Cam biçeni tamamlayacaktır. Aynen öyle. Cebinde 2700 altın var. Yani iki aslında nişancı da şu an gayet sağlam. Parası yetmedi mi? Parası yetmedi, evet. İkisi de tabii Ezreal birazcıktan nispeten fazla olmakla beraber güç patlaması yaşamış olabilirler ama yok, ezber konuşmayayım. Daha Tanju'nun gözyaşındaki gözyaşları birikmediği için o da çok ciddi bir güç patlaması yaşamadı şu an. O da hızlı bir şekilde biriktirmeyi isteyecek şu andan itibaren. Misty Oni de bu arada günün son maçı olmasaydı iyiydi demiş. Hazır burada başlamışken o zaman yarın aynı saatte hepinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Misty Oni. Tanıdık geliyor bir yerden ama. Bana da yabancı değil. İsim yabancı değil Johnny. Doğru. Evet, şimdi aşağı koridorda yine bıraktığımız yerden minyon dalgası biçme enstantanesinden devam ediyoruz. Ya. Diğer tarafta Mundo bu arada. O da önemli bir eşyastan varmış. Bu arada onu da söyleyeyim. Elwynd düşündüğümüz şekilde hareket etmiş. Morello yapmış. En azından koridor safhasında rakibin üzerine o ultisini açıp yaldır yaldır gelmesini belki engelleyecek bir durumu engellemiş. Evet arkadaşlar, yenge. Yani dakikalardır onu bekletiyor. Şimdi Crystal ormanda Reach'i yakaladı. Bakalım yeterli hasar çıkacak mı? Lucchesi de orada. Tünelleriyle beraber oradan çıkmayı başardı Reach. Ama oyunun başı için oldukça ciddi... Yani Reach'in üzerine oynuyor kesinlikle Dark Passage. Derslerine çalışmışlar gibi görünüyor. Evet. Ama yine de bu iyi arada, durumda. Evet, bu sefer tuttu. Çifte vuruş tuttuğunda neler yapabileceğini bize de göstermiş oldu. Ölen minyon üzerinden giderse hakikaten sıkıntı. Bu arada, Lombi Lucchese tarafından katledildi. O pozisyonda tekrarını birazdan izleriz. Muhtemelen Graves de yanında. Bu arada Crystal da asisti almış. Lucchese ikinci skorunu almayı başardı. Ne oldu burada? Yani benim tahminim Lucchese yine atar gider yaptı. Yani şu oyunun şu ana kadar olan akışını düşünürsek. Şimdi yalnız Reach'in pozisyonu kötü. Tekrarını izleyeceğiz. Orta koridorda. Tutuşturla beraber Graves'in parça tesirinin o ek kısmıyla beraber. Denden de bu arada alt koridorda Alistar ultisini kullanmış. Crystal da çok güzel oynuyor şu arada hakikaten. Kolay değil. Skoru hazırlamış tamamen. Yani o mesafeden emin olmak çok zor oluyor. Ve çoğu zaman hüsranla sonuçlanıyor ama mükemmel bir uygulamasını gördük burada. Ve yani orta koridorda Lucchese'nin rakibin üzerine, sürekli rakibin üzerine oynaması iki tane skor kazandırdı. Minyonda öne geçmesini sağladı. Ve şu an üçlü kuvvet bitti. Yalnız şimdi burada Reach'in dikkat etmesi gerekiyor. Bir anda avcı yem olabilir. Ama farkına vardı Crystal'ın hareketiyle beraber. Üst koridorda da Mundo ile Lissandra etliye sütlüye karışmadan ama çaktırmadan da birbirlerine karşı eşyalarla beraber. Bu arada alt koridora bir ışınlan geliyor. Denden yakalanacak mı? Zeytnot oradan çıkmayı başardı gibi görünüyor. Şimdi Sırça ile beraber Reach Denden havaya fırlattı. Ve Kazze'den oyunun ilk skoru geliyor. Alt koridora gelen ışınlanla beraber de TT skorda eşitliği yakalamayı başardı. Bu arada Fencer'ın da ultisini de kullandığını gördük. Evet, oraya hızlı bir şekilde geldim. Bu arada bundan bir ejderha çıkarmak isteyecekler mi? Ya da Lucchese'yi mi yakalamaya çalışacaklar? Çünkü yani o da bir ihtimal, evet. Lucchese yine çok agresif ve bu sefer oradan Fencer'ın geldiğini görmüyor ama Longbi! Mundo'nun gelişini beklemedi ki Lucchese sağa sola dans etmeye devam ediyor. Vice devam ediyor, Kazze de öldü. Dark Passage şu andan itibaren Işınlanı oyunun... karşıladı şu anda Elwynd ve skoru almayı başardı. Oyunun hakimiyetini kesinlikle ele geçirdi bu noktada. Lucchese'nin atarlı oyunu sonuç vermeye devam ediyor. Bu arada çarp geldi yalnız. Şimdi onu orada yavaşlattılar. Lucchese'ye bir çanta daha gelir mi? İş adamı bu. Çantayı kaçırır mı hiç? Mundo skor istedi. Skoru almayı başardı. Yalnız, aksiyon bir anda patladı haritada. Yani şunu söyleyeyim. Eğer takımın geri kalanı... Evet, burada da Elwynd gelmiş ve önce Ümit Bek'i sonra Kazze'yi almayı başarmışlar. Eğer
takımın geri kalanı Lucrezia ayak uydurursa Dark Passage son derece renkli bir takım haline gelebilir bu dönemde. Bol skorlu. Hani daha... Ya bir takıma, ya bir Higuita fazla. sadece Lucrezia öyle oynayıp Crystal bu kontrollü oyunu, Elvind kontrollü oyunu sürdürürse başarı onlar için bence daha yüksek ihtimal ama herkes böyle rakibe doğru Walker'lar, Stryker'lar atmaya başlarsa... Ama çocuğun belli niyeti yani. Müthiş oynadı ya. Yani Longbeam Mundo geliyor diye oldukça rahattı konu hakkında ama... O kadar da rahat olmaması gerekiyormuş. Ve şu an bakıyorum. Tabii sihirbaz papuçlarını daha önce bitirmişti. İki tane uzun kılıç. O da Can Biçen'e doğru ilerliyor. Can Biçen üçlü kuvvet bütünlüğünü sağlayacak. Tabii ikisinde sinerjisi yüksek eşyalardan bahsediyoruz. Diğer tarafta mavi güçlendirmeyi alacak. Longbeam, acaba Longbeam'in şu an morali nasıl? Çünkü böyle şeylerden dönem dönem etkilenen bir az oyuncu. Önceki minyon biçmesini görerek mi söyledim bunu bilmiyorum ama normalde kaçırmayacağı minyonları kaçırdı diyelim. Ya tabii zor oyuna 0-3-2 başlamak ve açıkça tırnak içinde outplay olarak 0-3-2 başlamak her oyuncunun psikolojisinde benzer etkiler yaratabilir ama kendini toparlayacak kalitede bir oyuncu. Bakalım. Buna izin verecek mi aslında DP? Bu en önemli soru. Ki yani kuşatma, neredeyse kuşatma yapmadan doğru düzgün orta kuleyi düşürmeyi başardılar. Bir orta koridor oyuncusunun başına gelebilecek en kötü şey oyunun başında birebir de neredeyse skor vermek. İkincisi ise kulesin erken düşüp mobil olmadığınızdan ötürü sürekli geride kalmak. Bu arada oradan. Şimdi üst koridorda aksiyon başladı. Ultisiyle yakalamayı başardı Bram. Bakalım Crystal'ı sersemletebilecekler mi? Mermi manyağı etti orada rakibini Kazze. Ve iki skor birden çıktı. Longbeam'de Crystal'dan döndüm. İntikamını almış oldu diyelim. Evet. Şimdi biraz o tarafa yaklaşmaya çalışan Lucchese var. Hayaletler yakalayacak mı onu? Yakaladı ama devam etmeyecekler. Onun yerine TT oyundaki ilk kulesini almaya çalışıyor. Zeytnot'un ultisinin bekleme süresi de tabii 1.5'ar azalmaya devam ediyor her tutan yeteneğiyle beraber, mistik atışla beraber. Ama bu kuleyi korumak için yeterli olmayacak. Ve TT orada aldığı iki skorun üzerine bir de kule eklemeyi başardı. Ve altın farkını yaklaşık 1500 altına indirecekler böylece. Önemli bir oyun. Burada ışınlanmanın farkını ortaya çıkardı. Evet, Lucrezia beni koridorda şu ana kadar dağıttı ama ben de global özelliklere sahibim. Ve bu özelliği çok iyi kullandı. Birazcık dönmüş oldu oyuna bu noktada Longbeam. Ve evet, ikinci... Fencer orada ve ormancı yok. Bu aslında çok ciddi bir zaman kaybı oldu. Fencer'ın dikkat etmesi lazım. Elvin'in oldukça fazla hasar var. Lucchese de oraya gelerek skorun alınmasına katkıda bulundu. Bu tam bir tekli dereceli hata. Ya Fencer kendini 40. dakikada Mundo zannettiği için başına bunlar geldi bence. Yani orada zaten rakibi ejderhadan uzaklaştırmışsın. Mükemmel bir hareket yapmışsınız zaten. Rakibin tutuşturu olduğunu da biliyorsun. Az önceki savaşa katılmamıştı Corki. O yüzden hata. Fazla uzatmaya gerek yok. Bir hata yaptı. Aynısını ilerleyen dakikalarda tekrarlamayacaktır ki yani takımı için işler hiç de kötü gitmiyor şu an. Ya az önceki kule ve skor gerçekten çok işlerine yaradı. Gerçekten. Bir kule altı denemesi. Bakalım orada çekim alanı var ama yeterli olmayacak. Longbeam maçtaki 4. skorunu veriyor. Zeytnot'un üzerinde Victor ultisi var ama. Ama yani ikinci hata Longbeam'den geldi. Neden? Alistar var karşıda. Çok basit yani. Yeni bir mekanik değil diyor. Yeni bir şampiyon da değil. Evet, bir yutkunma olayı var orada. Hiç gerek yok. O kule seni korumaz ki. Bir de kırmızı. Yetmiyormuş gibi rakibin nişancısına. Enteresan tercihler arka arkaya geliyor şu an TT'den. İşte şeyden bahsetmiştik ya, bir tilt olma durumu acaba söz konusu olur mu? Bilmiyorum. Şu an iyi sinyaller almıyoruz. Şimdi Reach içeri giriyor. Yalnız 3 kişinin arasında kalacak Reach. Fencer de ultisini açtı. Kendini hızlandırdı. Lucchese'nin paketi var bu arada hala. Gerektiği anda inanılmaz mesafeler kaydedebilir o paketle. Volkris'ini kullanarak. Zaten o da orta koridora doğru hareketlendi. Yalnız yanlış yöne gitti gibi bir hissiyatım var benim. Çünkü Reach kovalamaya devam ediyor ama işte Lucchese'in o roketi bir kez daha düşmesine yol açtı Reach'in. O da üçlü kuvvetini tamamladı. O da Can Biçen'e gidiyor. Ve şu an aslında Zeytno çok çok iyi durumda. Onu söylemek lazım yani. Hem mana veren hem buzdoğan bitmiş durumda. Üzerine ilerleyen dakikalarda bir buff olmuş diye düşünüyorum. Bakalım böylesi. Dakikadan sonra dürtmesi ses getirecek. Ultileriyle yan koridorları domine edecektir. Dark Passage'da da önemli eşyalar teker teker tamamlanmaya devam ediyor.
Buzdoğan eldiven geldi Ezreal'dan. Artık bu savaşlarda Mundo'dan çok daha az korkabilirler. Evet, evet. Yani kayıtlama potansiyeli çok daha yüksek. Ve iki tane tabii. Pırıltıdan bahsediyoruz artık. Hem üçlü kuvvet hem diğer tarafta yapılmış olan buzdoğan sayesinde kuşatmalar daha da korkunç hale gelecek. Yani TT mobilite konusunda evet Miss Fortune'a sahip ama hatta Rek'Sai'ye sahip ama diğer şampiyonlar birazcık daha hantal ve ekstra bir hızlandırma, bir Orianna gibi, Lulu gibi bir şeye sahip olmamadıklarından ötürü eğer rakibin rotasyonlarına ayak uyduramazlarsa bir anda kulelerinin yani az önce söylediğimiz gibi kağıt gibi düşüşüne şahitlik edebilirler. Rotasyon oyunu çok önemli bu noktada. Görüş çok önemli. Rek'Sai'nin de bir noktada etkinliğini kaybetmeye başlayacağını söylememiz lazım. Yani Grace'in hasarı oyun boyunca oldukça etkili. Ama Rek'Sai için aynı şeyi söylemek birazcık daha güç. Özellikle az önce söylediğimiz eşyalar, yetenekler de dizilmeye başladıkça Rek'Sai'ni yakalayabileceği insanların sayısı oldukça azalıyor. Ve can biçen Corki'de şu an tamamlanmış durumda. O da yukarıya doğru yola çıktı. Paket yok bu sefer, özel teslimatı yok. Daha yavaş bir tempoda ilerliyor. Pır 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 gidiyor. Ya şimdi tabii TT'nin bir boşluk bulup bir güzel bir takım savaşı yapması lazım. Çünkü takım savaşı üzerine kurulu bir kompozisyona sahipler. Dark West için buna pek yanaşmayacaktı. Daha çok rotasyonların üzerine, belki aradan çıkarma üzerine, kulelerin alınması üzerine oynamak durumunda rakibin oyununu oynamaması gerekiyor Dark Passage'in. Birazcık daha onların sabırsızlığını kullanarak minyon dalgası temizleyerek ki şu an çok sağlam bir minyon dalgası temizleme potansiyelleri var. O şekilde oynayabilirler, devam edebilirler. Kazeden de ilginç bir mermi yağmuru geldi. Orta koridordaki ısrarı TT'nin bence çok makul değil. Çünkü bu arada Denden'i yakalamayı başardı Reach ama Alistar'ın ultisi olduğunu söyleyelim. Ultisini de düşünerek Reach fazla ilerlemiyor. Şimdi Zaytnot, mistik atışla beraber mümkün olduğunca fazla hedefi yavaşlatmaya çalışacak. Bunun bilincinde olan bir ormancı var tabii ki karşılarında. Evet, oyun birazcık sıkıştı. Bunu bugün ilk kez söylemiyoruz. Birazcık daha takımlar rakibinin yaptığı hatayı kollar pozisyonda. Bazı güç patlamalarına şahit olduk. Şu an Dark Passage'ın yine koordineli olarak farklı koridorlardan minyon dalganı rakibin üzerine yıktığına şahit oluyoruz. Görüş konusunda rakiplerini iyice kısıtlamaya başladılar. Belki ilerleyen dakikalarda Baron üzerinde bir hakimiyet kurabilirler ki eğer Baron bölgesi yeterince görüşü sağlayıp rakibi yeterince geriye iterlerse 3 tane nişancılı kompozisyonlarıyla çok rahat bir şekilde Baron'u alma ihtimalleri var. Şu an oraya doğru işaretler geliyor. Ama hayır, orada herhangi bir aksiyon olmayacak. Oradaki görüşü almak bile başlı başına önemli bir hedef TT için. Çünkü Dark Passage orada tamamen bir alan kurmuş durumda. Rakibin mavi güçlendirmesinden Gromp'a uzanan, oradan da Baron'a giden bir görüş üstünlüğü var. Şimdi tabii Kazze'nin burada birazcık dikkatli olması lazım. Reach'in yanında olması tabii onun büyük bir güvenle oraya gitmesini sağlıyor ama birebir de artık Zaytnot gerçekten can sıkıcı bir raddeye ulaştı. Evet. Ve kule vermiyorlar, yani rakiplerine bir açıklık bırakmıyorlar. Nereye gitse hemen bir minyon dalgası temizleme mekaniğiyle karşılaşıyor TT. Yani kendileri de yani kuşatma konusunda çok 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 etkili olmadıkları için, savaşa giriş konusunda çok müthiş bir potansiyele sahip olmadıkları için şu an Dark Vizier'in yapacaklarını veya yapamayacaklarına bakıyorlar. Yani bu durumda açıkçası takımlar için en çaresiz, en sıkıntılı durumdur. Kendi yapacağınız bir şey kalmadıktan sonra rakibin hatalarını kollamak genelde bir çaresizliğin ibaresidir. Bakalım bunu aşmayı başarabilecekler mi? Bu arada gün içinde üst koridor şampiyonlarından en az gördüğümüz Elwynn'in Lissandra'sı oldu. Bir tane ışından attığı kısım dışında oldukça sakin bir şekilde minyon biçmeye devam ediyor ama daha da önemlisi eşyalarını dizmeye devam ediyor. Yani Lissandra'nın herhangi bir sorunla karşılaşmadan Morellos'unu ve Zonya'sını bitirmesi demek buradan sonra çıkacak ilk takım savaşında inanılmaz fark yaratması anlamına geliyor. Evet, 30. dakikalar civarında. Yani sırf takım arkadaşlarının önünde durup rakibi oyalasa yeterli olacaktır. Ki Alistar'la beraber bunu çok rahat bir şekilde başarabilirler diye düşünüyorum. Çünkü yani Alistar da ultisinden ötürü süper bir tank olduğu için belli bir dönem boyunca. Şimdi burada yalnız Braum ve Reach yakalanacak mı acaba? Unit ve Reach'e doğru atılmaya çalışırken mükemmel bir unufak et geldi orada. Denden'den süper bir oyun. Unit ve skorun alınmasını sağladı. Yalnız şimdi güzel bir mermi manyağı geldi orada Kazze'den. Güzel pozisyon. Yalnız Crystal da savaşa katıldı Fencer'ın da.
çok uzun sürmeyecek hayatta kalması 3'te 3. Düzeltiyorum 2'de 2 geldi. Üzerine Ejderha ile 3'te 3 yapacaklar. Eğer burada Reach büyük bir oyun yapmazsa, Elvin'in ışınlanması var onu söyleyelim. Burada TT büyük risk alıyor. Büyük oyun yapmaya çalıştı ama büyük oyun... Bu arada ulti de geldi Grace'den. Skor gelmedi ama Lucchese'nin farklı planları var. Devam edecek oradan. Lucchese'nin zaten devam etmeyeceği bir saniyeyi ben hayal bile edemiyorum. DP yine güzel bir oyun oynadı. Elvin'in ışınlanma atmasına bile gerek kalmadı. Orada ışınlanması bir sonraki savaşa sakladı. Baktığımızda TT iki tane ışınlanmasını kullanmış olmasına rağmen hem Ejderha'yı hem savaşı kaybetti. Şimdi Reach, Crystal'ın kurduğu tuzağa doğru gidiyor. Girişine. Resmen sen gelme dediler ve onu oradan uzaklaştırdılar. Ve rakibin ormanını, kaynaklarını, her şeyini çalmaya devam ediyorlar. Dark Passage şu an çok sağlam bir şekilde devam ediyor. Ve daha da önemlisi rakibin toparlanmasına, tam bir takım savaşı yapmasına izin vermeden savaşı başlatıp bitirdikleri için TT kompozisyonun avantajını bir türlü kullanamıyor. Burada birazcık Fencer'ın yani önden yardıra yardıra girişi de etkili olabilir. Onun tanklığına farklı bir şekilde ihtiyaç var. Yani önden gidip direkt kum torbası gibi düşmenin çok bir manası yok oyunun bu döneminde. Yani her ne kadar rakibin şu an hasar potansiyeli daha çok saldırı gücünden geliyor gibi gözükse de yani Corki'nin değişimlerden sonra ve Lissandre'nin şu anki iyi durumunu düşünecek olursak her ikisine karşı da eşya tercihleri evet birazcık oradan birazcık vurdun ama yeterli değil. Oyunun ilerleyen dönemlerinde belki daha fazla fark yaratacak ama oyunun bu döneminde yani o bildiğimiz tanıdığımız Mundo, ölümsüz Mundo pek göremedik. Bu arada DP'nin Lucchese hariç diyelim bu ölçülü tavrını, ölçülü oyununu geçen sene Naru'nun yokluğunda geliştirdikleri stratejiye çok benzetiyorum ben. Naru da gittiğinde geçen sene o 3 haftalık periyodda DP maçları tamamen metodik rotasyonlar üzerinden kazanıyordu. Naru da gelince buna ayak uydurmuştu. Burada yine belki de birazcık Auspex'e etkisinden, birazcık Elvind ile Crystal'ın ipleri ele almasından bahsedebiliriz. Yine benzer bir senaryo yaşanıyor. DP güçlerini çok iyi kullanıyor şu ana kadar. Evet. Sınırlarını da çok iyi biliyorlar. Evet, bu arada Reach birazcık önde, Reach biraz çaresiz. Çok kötü pozisyonda yakalandı. Bütün yeteneklerde üst üste gelince hayatta kalma şansı fazla yok. O büyük olan da Lucchese'den Braum'un Baron. Canının %25'ini aldı. Baron'a gitmemeleri için hiçbir sebep yok. Reach'in canlanmasında 30 saniye var. Hemen tünellere bakıyorum etrafta. DP tünelleri temizlemekte de iyi bir iş çıkarmış. Reach'in en yakına gelebileceği tünel alttaki çalıların orada ama o kadar uzamayacaktır bile iş. 3 tane nişancılı kompozisyon bakalım. Yani Lucchese hiç orada bile olmadan rakibin gelişi durdurmayı oynuyor. Fencer önden yine yardırıyor ama arka tarafta yani bir nişancı, iki nişancı, üç tane olunca Baron da canı düşmeye, hızla düşmeye devam ediyor. Bakalım orada herhangi bir şey yapacaklar mı? Baron düşmek üzere, Baron almayı başardı Grace. Unit back orada ultiyi kesti ama devamında Fencer yine birazcık önde. Bana birisini hatırlatıyor ama şimdi oradan yalnız çok güzel geldi. Longbee ve Ezreal'dan çıkardılar ama savaşın geri kalanında Miss Fortune pozisyon dışında kaldı. Longbee bir daha sıçradı ve orada Corki'yi aldı. Reach geliyor. Reach geliyor. Dandan orada kötü pozisyonda kaldı. Bakalım oradan kaçabilecek mi? Longbee kanı sumuş bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Diğer tarafta Elvin şimdilik hayatta ama Reach. Reach yüzeye çıktı. Bakalım buzul pençeyle kurtulabilecek mi? Tünel var mı? Hayır yetmedi. Ama avına güdümlü yeteneği orada skoru Reach'e kazandırıyor. İki kişi de Baron var. Geri dönüş savaşında en azından Team Turkuality birazcık yaşam sinyali göstermiş oldu. Evet. Ama yani orada kuleyi alıp ormancıyı verdikten sonra yani bu senaryonun olacağı çok bariz bir şekilde belliydi. Yine de en iyi şekilde savaşlar diyebiliriz. Kötü pozisyondan en iyi senaryoyu çıkarmayı başardılar. Şu an bakıyorum biten eşyaları. Evet yani Ezreal birazdan mahvolmuş da bitirecek Dominic'ten sonra. Hakikaten Mundo'nun çok çok daha hızlı öldüğüne tanıklık edebiliriz. Ya aslında DP bütün önlemlerini neredeyse Mundo'ya karşı aldı. Tutuşturlar aldılar, karabalta geldi orada Graves'ten. Yine buzluğun eldiven tamamen bu yönde ama Mundo'nun öyle bir etkisi olacak gibi görünmüyor karşılaşmaya. Hem verdiği kararlar hem de şu anda aldığı pozisyon itibariyle daha çok korkmaları gereken başka isimler var gibi görünüyor. Bunlardan en başında da Kazze var. Ya maçın başından bu yana Miss Fortune ultileriyle takımını maça bağladı diyebiliriz. Evet, çare şu an Kazze gibi gözüküyor. Ama yani nereye kadar? Yani ön saflar olmadığı sürece rakipte böyle bir atış gücü varken, ateş gücü varken haliyetten
o ultiyi uzun bir süre boyunca durduğun yerden sürdürmek ne kadar mantıklı? Bu cesaret isteyen bir olay. Birazcık daha burada şimdi kuşatma üzerine ilerliyor. Dark Passage ortadaki kuleyi almak üzerine ilerliyor. Yandan Reach çaktırmadan geliyor ama Denden bunun farkında. Reach'in orada fazla kalmaması lazım. Zeynot'tan yavaşlatma geldi. Sağlam bir tank oldu bu arada. Yani Mundo'nun daha fazla tank olmasını beklerken. Gerçi odak noktası Mundo çok önde olduğu için Mundo üzerinde. Ama Reach de yavaş adamın yavaş. Zırhı ve hayalet pelerini de almış durumda. Çok yeni meta'da çok sık görmediğimiz ormancının totem için keşif taşı alması durumunu Reach'te görüyoruz. Bilmiyorum sen ne derece erken, aynı fikirdesin. Erken. Bu arada Reach arka tarafı ultisini kullandı. İçeri doğru girecek mi? Ama ters taraftan uzaklaşıyorlar. Erken düşen kulelerin bir şekilde yerini dolduracak görüşe ihtiyaçları vardı. Özellikle Longbow için çok lazımdı. Longbow'nin çok erken kuleyi kaybetmesi üzerine belki haritadaki görüşü sağlamak ona düştü birazcık. İlk kuleyi aldılar orta koridorda. Daha doğrusu orta koridorun ikinci kulesini alarak Baron'la ilk kulelerini almış oldular. Yalnız şimdi arka taraftan Reach yaklaşıyor. Dikkat etmesi lazım. Elvin'in şu anda Zonya'sı da var, ultisi de var. Lissandra'yı şu anda dek çok net bir şekilde görmediler ne kadar potansiyelli olduğunu ama görürlerse üzülecekler gibime geliyor TT adına. Ki izlenen de birazdan tutuşturu dolmuş olacak. Bu da iki tutuşla beraber yeniden savaşmalarına sebep verebilir ama orada ejder başladılar. Çok hızlı bir şekilde onları Lucchese ters taraftan geliyor. Oyunun 3. ejderini DP almayı başaracak mı acaba? Reach orada. Yalnız dışarı doğru uzaklaştırdı. Crystal çarp savaşını kaybetmedi Reach'e karşı ve kazanma orada ejderi aldılar. Şimdi Reach içeri girmeye çalışıyor. Yukarıda Zeytnot'la uğraşıyor yalnız. Arkada çok güzel bir şekilde Elvin içeri girdi. Ultisini kullandı ve Zonya'sını kullandı. Denden düşecek. Denden düşüyor ve Longbow da hayatta. Çok ilginç. Şimdi içeri giriyor Elvin. Dikkat etmesi lazım TT'nin. Hayır. Elvin de orada düşüyor. Reach'in arkasından kovalayan bir Lucchese var. Son bir vuruş gelecek mi? Zeytnot. Işık geçişi için manası. Öbür tarafa doğru gittiler ama yakalayabilir hala. Hala yakalayabilir. İki tane nişancı. Şu an avlarına doğru gidiyorlar. Reach ulti atıyor. Mundo geliyor. Mundo geliyor. Mundo geliyor. Mundo mu geliyor? Bir dakika. Hayır. Victor geldi. Victor geldi. Victor şimdi orada Reach içeri girdi ama esip evet. Çattı. Longbow seriye bağladı. Nereden nereye? İşte takım savaşı potansiyeli olan bir takıma karşı kafa kafaya girdiğinizde her ne kadar önde olsanız da kompozisyon size ihanet edebiliyor. Yalnız ikidir. İstedikleri ödülü aldıktan sonra, daha doğrusu görevi aldıktan sonra DP'nin birazcık kötü pozisyonlarda kaldığını görüyoruz. Az önceki Baron bir örnek, bu da başka bir örnek. Çok iyi yaptıkları bir şey vardı. Yani rakip devamlı yaptıkları manevralarıyla pozisyon dışında bırakıyorlardı hiç. Onların oyununu oynamıyorlardı bu noktaya kadar. Bu noktada Dark Passage yeterince güçlü olduğunu düşündü ve savaştı. Ama savaş istedikleri gibi gitmedi. Ve TT'nin yavaş yavaş ölme konusunda rakibine sıkıntı çıkaracağına şahitlik ediyoruz. Mundo artık 3 tane eşyasını tamamlamış durumda. Bot'la beraber 4 tane eşyasını tamamlamış durumda. Yine Rex'i sağlam bir tank olmuş durumda. Eğer pozisyonunu Longbow iyi bir şekilde almaya devam ederse... Son birkaç savaşta yaptığı gibi diye de ekleyelim. Evet. Miss Fortune'la beraber bunu sağlarlarsa rakiplerine karşı böyle oynadıkları sürece Dark Passage bu şekilde savaş vermeye devam ettiği sürece üstünlük sağlarlar. Bu arada Reach de şu ana kadar bir kere öldü. Onu da söyleyelim. Yani az ölmesinin yanı sıra verdiği kararlarla evet. Hani bizim kafamızdaki acaba tekli dereceli demiyor o kadar iyi soru işaretine bir kere ölümü giderdi. De kuleyi alarak yani hani orta koridordaki kuleyi açıp aslında takımını birazcık rahatlatmıştı. Şimdi Zeytnot kötü pozisyonda yakalanabilir. Yalnız Reach fazla önde kalırsa Lucchese bu arada paketi de almış gelmiş. O adrese teslim bir Valkyrie görebiliriz. Bu arada dürte dürte rakiplerini geriye yasladılar. Çok hızlı bir şekilde inhibitor kulesi alabilirler. Ezreal orada hemen takım arkadaşının saldırı hızını da arttırdı. Ve inhibitor kulesini inanılmaz hızlı almayı başardılar. Cevap bile veremedi buna TT ekibi. Şimdi inhibitöre dönüyorlar. Yalnız bu o kadar da kolay bir görev olmayabilir. Sığınak botlarıyla beraber geliyorlar. Şimdi içeri girdi Crystal ve paramparça etti orada arkada unit back'i. Reach içeride ama kimse onunla birlikte değil. TT takım savaşında her yerde darmadağın oldular.
Denden o da ultisini kullandı. O da ölmek istemiyor. Sonunda Zayt notu almayı başardılar. Lukezi ile Longbee arasında bir mücadele daha. Yalnız Kaz da şimdi arkadan bir skor daha çıkardı. Fencer yapayalnız ordu. Bitebilir. Şimdi kapıya doğru gidiyor. Kapıya gitmesi lazım. İçeri geri girmesi lazım şimdi de. Ama bu sefer giremeyecek gibi kaçmaya devam ediyor. Ama bir yere kadar, buraya kadar seriye bağladım. Miss Fortune hala Kaz'da hayatta. Kaz ölmediği için oyunu bitirecek hamle yapamayacaklar evet. Ama TT açıkçası bu kadar kötü oynadığı bir takım savaşından fena bir sonuç çıkarmadı. 4'e 3 bence oyunun da bitmemesi onlar açısından kabul edilebilecek i̇şte takım bir savaşı. Senaryo. İşin sırrı da o. Takım savaşı yapmaya devam ettikleri sürece belli bir noktada avantaj sağlayacaklardır. Ne kadar kötü başlasalar bile. Graves'in totem alma dramını da tekrardan izlemiş olduk. Kasle şu an üzerindeki yük artmaya devam ediyor. Şu ama hakikaten fena karşılamadı. Dark Passage yalnız çok önemli bir görev yaptı, onu söyleyelim. Her ne kadar orada savaşı nihayetinde sonlandıran hamleyi yapmış olsa da ondan daha önemlisi inhibitörü almayı başardılar. Büyük bir avantaj. Ve bunu yaparken aslında karşısında hiçbir kaynak da kaybetmediler. Yani o kadar hızlı şekilde o saldırı gücüne dayalı şampiyonlar iş yapıyor ki orada. Aynen, iki tane pırıltı çok önemli. Bir de Graves'in kuleye verdiği ekstra hasar sayesinde kağıt gibi düşen, eriyen bir kuleydi. Orta inhibitör kulesi sonrasında inhibitörü almak birazcık sıkıntılı oldu. O inhibitörü alırken birazcık fedakarlıklar ve kayıplar gördük. Ama nihayete önemli olan görevdi, global görevdi ve oradaki görevin yapıldığına şahit olduk. Şimdi Baron görevi var. Şimdi Crystal masada. Ama oldukça tank yani. Onu orada yakalamanın çok ciddi bir avantaj sağlamayacağı aşikar. Işınlanmalar var. Fencer'ın ışınlanması var. Aynen Longbee'nin de var. Şimdi arka tarafa doğru uzaklaştırdı Rich'i. Geri gelmeye çalışıyor. Rich gelemedi. DP'den mükemmel bir oyun. Baron'u çok kolay aldılar. Şimdi Rich'i yakalamaya çalışıyorlar. Güzel bir mermi manyağı geldi. Elvin de arkada Rich'i yakalamayı sonunda başardı. Kastaydı. Elvin büyük oynadı. Müthiş oyun. Fencer orada kimse ona destek olamayacak. Elvin de düşürdüler en nihayetinde ama orada 1'e 2'lik bir değişim, 1'e 3'lük bir değişim ve Longbee unit back ikilisinin orada pek fazla bir koruma sağlayabileceğini düşünmüyorum ben. Oyunu bitirmeye bile gidebilir burada Dark Passage. Oo. Longbee şimdi yakalandı. Longbee düştü. Çekim alanı. Longbee de düşünce. Maç bitebilir. Sanıyorum Şampiyonluk evet, Ligi'nde arada, ilk günün son maçının galibini de DP olarak belirlemiş olduk. Az önceki savaşta da Denden müthiş oynadı. Ardından Elvind harika takip etti bu oyunu. Yani tanıdık oyuncular değil evet. Çok aşina olduğumuz Lukezi tabii daha önce ligimizde de oynamıştı ama oyuncular olmamasına rağmen DP'nin de transfer politikasının ne kadar doğru olduğunu tekrardan görmüş olduk. Ve sorumluluk alan